Akıllı teknolojilere hoş geldiniz. Bu hafta Android TV veya Android Box'ınızdan daha fazla keyif almanızı sağlayacak görüntülü görüşme, alternatif market, dosya yöneticisi, launcher veya internet tarayıcısı gibi medya oynatıcınıza mutlaka yüklemeniz gereken uygulamalar önereceğim. Tekrar merhabalar. Umarım sağlığınız ve keyfiniz yerindedir. Başlamadan önce bölüm içerisinde kullanacağım donanımların bilgilerini hızlı bir şekilde paylaşmak istiyorum. Başrolümüz tabii ki medya oynatıcısı olarak Mi Box S. İkinci sırada görüntüyü ViewSonic TD 1655 dokunmatik ve taşınabilir monitörden alırken, görüntülü görüşmeler için de USB girişli Logitech C270 HD webcam'i kullandım. Son olarak yine USB girişli oyun kumandası olarak da Bluetooth kumandam olmadığı için emektar Logitech F710'u tercih ettim. Monitörün ve Mi Box S'in inceleme videolarının kartlarda ve açıklamalarda olduğunu da hatırlattıktan sonra, başlangıcı bence öncelikle alternatif market platformu olarak yüklemeniz gereken Aptoid TV ile yapalım. Çünkü içerisinde Android TV'lerin yerleşik Google Play Store marketine göre kat ve kat daha fazla uygulama bulunuyor. Üstelik bölge sınırlamasına da takılmadan tüm seçenekleri rahatlıkla indirebiliyorsunuz. Böylelikle Disney Plus veya HBO Max gibi ülkemizde daha henüz açık olmayan servislere de erişebiliyorsunuz. Portalın bir başka avantajı da her bir uygulamanın eski sürümlerine de sahip olması. Böylelikle eğer eski model bir Android TV'ye sahipseniz cihazınızın desteklediği eski sürümlere de ulaşabileceksiniz. İndirmek için eğer cihazınızda önceden kurulmuş bir web tarayıcısı varsa tv.aptoide.com adresine girerek direkt indirebilir ve kurabilirsiniz. Ancak ben bu yöntemle yükleyemediğim için önce Downloader gibi ücretsiz bir APK yükleyicisini kurdum. Sonra cihaz ayarlarından güvenlik ve kısıtlamalar menüsüne girerek bilinmeyen kaynaklar için indirilen uygulamalara izin verdim. Son olarak yine aynı adrese giriş yapıp APK dosyasını indirip kurulum işlemini de tamamlamış oldum. Android TV'ye USB portundan webcam bağlayarak görüntülü görüşmeler yapabileceğinizi biliyor muydunuz? Cihaza ek olarak Google Duo gibi görüntülü ve sesli sohbet uygulaması da yükleyince ortaya son derece tatmin edici bir performans çıktığını söyleyebilirim. Görüntü kalitesi oldukça iyi, ek olarak en ufak bir donma veya takılma gibi bir problemle de hiç karşılaşmadım. Bence kesinlikle siz de deneyip tecrübe edin derim. Bu arada az önceki gibi içeriklerimin size fayda sağladığını düşünüyorsanız kanala abone olarak ve bölümü beğenerek bana destek olabilirsiniz. Çok teşekkürler. Eğer Android TV'nin standart ana giriş sayfasından sıkıldıysanız farklı bir alternatif olarak size ATV Launcher'ı önerebilirim. Simgeleri istediğiniz gibi alfabetik, isterseniz de sık kullanımlara göre dizebiliyorsunuz. Ayrıca istediğiniz video seçeneklerinde üst bölüme yerleştirebiliyorsunuz. Ben kendi cihazımda bunu nedense gerçekleştiremedim ama belki sizler hava durumu, saat veya Google arama çubuğu gibi faydalı alternatifleri yerleştirebilirsiniz. Uygulama ücretsiz sürümüyle bence oldukça yeterli özelliklere sahipken bazı özelliklerini sınırlamış ama tek seferlik ödemeyle de satın alabilirsiniz. İnternet tarayıcısı olarak önerebileceğim en iyi stabil alternatif Puffin Web Browser. Eğer medya oynatıcınız üzerinden sıklıkla web sitelerini ziyaret ediyorsanız aylık veya yıllık abonelik seçeneklerinden birini mutlaka tercih etmenizi öneririm. Çünkü ne klavye ne de fare bağlamanıza gerek kalmadan ekrandaki imleci kumandanın yön tuşları ile kontrol edebiliyorsunuz. Ayrıca arama yapacak veya site adı girecekseniz de sesli yazma özelliğini kullanabiliyorsunuz. Puffin Web Browser haricinde Firefox, Samsung İnternet veya Opera Mini gibi diğer alternatifleri kumandayla maalesef kullanamadım. Ancak medya oynatıcınıza fare veya klavye bağlama şansınız varsa bu durumda ücretsiz olan bu seçenekleri de değerlendirebilirsiniz. Müzik veya video gibi medya dosyalarını oynatmak için MX Player veya VLC Player olmak üzere iki farklı alternatif önerebilirim. Her iki uygulamada hem yerleşik depo, hem harici disk, hem de ağ üzerindeki medya dosyalarını takılmadan oynatabiliyor. Ayrıca neredeyse tüm ses, video ve altyazı formatlarını da destekliyorlar. Kumandayla rahat bir şekilde kontrol edebilen uygulamaların her ikisini de ücretsiz olarak kullanabilirsiniz.
Yüklemenize rağmen ana ekranınızda görünmeyen uygulama veya oyunlara ulaşabilmek için Sideload Launcher veya Nebula Manager gibi alternatifleri kullanabilirsiniz. Eğer uygulama marketi olarak sadece Google Play Store'u kullanıyorsanız böyle bir seçeneğe ihtiyacınız olmayacaktır. Ancak Aptoid gibi alternatif marketler kullanıyorsanız hayat kurtarır. Sideload oldukça sade ve hatta basit sayılabilecek bir arayüze sahipken Nebula Manager ana ekrana yatay olarak konumlandırılıp içerisine uygulama simgeleri ayrıca eklenebiliyor. Nebula Manager bence daha kullanışlı ancak arada bazı uygulamaları burada da göremediğim için yüklenen uygulamaları eksiksiz gösterdiğinden Sideloader'ı da mutlaka yüklemenizi öneririm. Cep telefonunuz ile medya oynatıcınız arasında dosya transferi yapabileceğiniz en basit seçeneklerden biri Google Drive. Özellikle Android TV'lerin kısıtlı depolama seçeneklerini de düşündüğümüzde online çözümler bence oldukça pratik ve kullanışlı. Uygulamayı Aptoid TV marketten indirip ücretsiz olarak kullanabilirsiniz. Cep telefonunuz ile Android TV arasında dosya alışverişi yapabilmenizi sağlayan en iyi ve hızlı alternatiflerden bir diğeri de Send Files to TV. Bunun için tabii ki hem medya oynatıcınıza hem de cep telefonunuza aynı uygulamayı yüklemeniz gerekiyor. Sonra iki cihazı aynı ağa bağlayıp istediğiniz dosyaları ister cep telefonundan TV'ye, isterseniz de TV'den cep telefonuna rahatlıkla gönderebiliyorsunuz. Dikkat etmeniz gereken küçük bir detay olarak gelen dosyaları kayıt edeceğiniz klasörü iyi belirleyin, o kadar. Cep telefonunuz ile senkron çalışan bir başka başarılı seçenek Notifications for Android TV. Yine cep telefonuna ve medya oynatıcısına ayrı ayrı yüklenen uygulama, Android TV'nizden film seyrederken veya ana ekranda gezerken cep telefonunuza bir bildirim gelmesi durumunda mesajı ekranda bir baloncuk olarak gösteriyor. Sadece Android cihazlarda kullanılabilen uygulamanın ücretsiz sürümünde reklamlar var. Bence çok da ihtiyacınız olmamakla beraber reklamları isterseniz ücret karşılığında kaldırabiliyorsunuz. Film seyrederken en heyecanlı yerinde mesaj almak hoş olmayabilir ama bence yine de faydalı bir eklenti. Yaptığım denemelere göre iOS veya Android cihazlardaki görüntüyü stabil bir şekilde medya oynatıcısına aktaran en başarılı seçeneklerden biri AirScreen. Uygulama son derece profesyonel bir menü sistemine ve arayüze sahip. Başta da söylediğim gibi tüm mobil platformları destekleyen uygulamada Türkçe dil desteği de bulunuyor. Tek eksisi ücretli olması ama gerek zengin ayar seçenekleri gerek aynı anda çoklu cihaz bağlantısını bile desteklemesi ile bence ücretini sonuna kadar hak eden bir uygulama. Dosya yöneticisi olarak önerebileceğim iki farklı uygulama bulunuyor. Biri S dosya yöneticisi, diğeri ise Explore. Bunlar arasından S dosya yöneticisi, arayüz tasarımı ve kullanım kolaylığı ile öne çıkıyor. Ayrıca disk temizleyicisi, belge görüntüleme, metin editörü veya şifreleme gibi gelişmiş araçlara da sahip. Explore ise biraz daha karışık gibi görünürken ekranı ortadan ikiye bölüp özellikle dosyaların taşınması veya düzenlenmesi gibi işlerde daha fazla kolaylık sağlıyor. Ancak maalesef S dosya gibi gelişmiş disk araçlarına sahip değil. Ücretsiz olarak kullanılabilen her iki alternatifte bütünleşik fotoğraf görüntüleyici, müzik veya video oynatıcısı da bulunuyor. Dolayısıyla hangisi kolayınıza gelir veya işinize daha fazla yararsa onu kullanabilirsiniz. Benim tercihim daha soft bir arayüze sahip olan S-Dosya yöneticisi. Son olarak oyun da önermek istemiştim ancak Android TV'ler Netflix veya YouTube gibi online servislere daha fazla yoğunlaştığından güçlü işlemci, yüksek depolama alanı veya RAM'e maalesef sahip değiller. Bu aşamada Android Box'lar daha güçlü donanım bileşenlerine sahip olduklarından daha kullanışlılar. Bu nedenle size tavsiyem yerleşik markette bulunan Asphalt 8 veya Bomb Squad gibi seçenekleri tercih etmeniz. Böylelikle oyun deneyiminde de herhangi bir sorun yaşamazsınız. Evet, umarım bölümde bahsettiğim seçenekleri beğenmişsinizdir. Benim için görüntülü görüşme özelliği gerçekten de sürpriz oldu. Peki sizler en çok hangi uygulamayı beğendiniz veya kayda değer farklı önerileriniz varsa mutlaka yorumlar bölümünde belirtin. Son olarak videoyu sonuna kadar izleyen takipçilerime teşekkür ederken kanala abone olmadıysanız aşağıdaki abone ol düğmesine hemen şimdi basabilirsiniz. Haftaya farklı bir bölümde veya teknoloji meraklarına yönelik paylaştığım diğer içeriklerimde görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hocam donanımların bilgilerine emektar Logitech eğer eski model Android TV'ye
tatmin edici bir performans. Ben kendi cihazımda bunu gel... Ben Kentucher veya Nebula Manager gibi